Sayın Oda Başkanım, Sayın Turmob Genel Başkanım, Sayın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanım, Oda Başkanlarım, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun değerli yöneticileri, Turmob yöneticilerim, Oda Kurullarım ve siz değerli meslektaşlarım. Şahsım ve yönetim kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu, Turmob işbirliğinde düzenlenen İşveren uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği seminerine hoş geldiniz diyorum. Açış konuşmalarını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Yahya Arkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun değerli başkanı, TÜRMOB'un değerli başkanı ve yöneticileri, odalarımızın değerli başkanları, kurumumuzun değerli temsilcileri, çok saygıdeğer meslektaşlarım, sizleri şahsım ve İstanbul Kurulları adına sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Değerli meslektaşlarım, her zaman olduğu gibi ana konuya geçmeden önce gündemdeki konular yönünden bazı bilgilendirmelerde bulunacağım. Türk Ticaret Kanunu ilgili daha önce buralardan ifade ettiğimiz gibi ikinci yıl düzenlemeleri beklediğimizi söyledik. Uygulama tebliği dışında hemen hemen ikinci düzenlemeler yayınlanmış durumda. Yaklaşık 90 eğitmen arkadaşımız da muhtemelen Mart ayından itibaren yaygın eğitimlerle özellikle TTK'daki 20'ye yakın konuyla ilgili eğitim çalışmalarımıza başlayacağız. Ama öncelikli olarak bu hafta sonu en geç sizlere sunacağımız bildiğiniz gibi Limite şirketlerde de genel kurul süreci geldi. Kafalar karışık. Ne yapacağız, ne edeceğiz? 30 bin Mart'a kadar bunu yapmazsak neler olacak gibi sorular var. Bu konuda ilanlı ilansız hem Ayşe hem Limitetler'de izleyeceğiniz yol haritasını bu hafta içerisinde sizlerle paylaşacağız. Yine Sayın Genel Başkanımız aramızda noterlerle ilgili sıkıntılarımızın ikinci rauntu duruyor biliyorsunuz. Yıl sonu kapanışlarında eğer 31 Mart'ı Haziran sonu çekmezlerse şimdiden söylüyoruz. Bu facian altına kimsenin kalkması mümkün değil. Umut ediyorum. Bakanlık ve parlamento kısa sürede bu sorunu aşarlar diye beklentimizi sürdürüyoruz. Değerli meslektaşlarım, Meslek mücadelemizde her zaman ifade ettiğiniz en temel konu haksız rekabet konusunu ifade ediyorsunuz. Her zaman da ifade ettiğimiz gibi bugün sizlerin de gördüğünüz gibi bugün haksız rekabeti yapan maalesef bizleri sevgili arkadaşlarım. Yani ruhsat almadan bu işi yapan tek bir kişi yok. Her şey ruhsatlı meslek mensupları tarafından yapılmaktadır. Bu anlamda eğer haksız rekabetten şikayet etmek istemiyorsanız TÜRMOP tarafından düzenlenen bir yazılım var. Bu yazılımı tüm arkadaşlarımızın kullanmasını istiyoruz. 2013 yılı ihtiyari olacaktır. Ama bir bir 2014 tane itibaren bu uygulama zorunlu hale geleceğini altını çizmek istiyorum. Yine sevgili arkadaşlar, değerli meslektaşlarım, bağımsız denetim sürecindeki gelişmeleri ilgiyle ve kaygıyla izliyoruz. Maalesef 90 bin kişilik bir meslek örgütünü yok sayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Sayın Fatih Acar burada olduğu için söylemiyorum. Bize kapısını açan kimse, hangi bürokratsa biz ona yüreğimizi açarız sevgili arkadaşlarım. Ama bizim ekmeğimize göz dikiliyorsa, bizi yok sayılıyorsa bu işten kimse yarar elde etmez. Değerli arkadaşlarım. Savunduklarımız özellikle gençler içindir. Altını çiziyorum. Her yerde anlattık. Gençleri yanına almayanlar bu süreci sürdüremezler. Ama siz tüm mobun ruhsatını yok sayarak, yok sayarak tekrardan insanları elemeye tabi tutmanız adil değildir. Yine sizlerin buralardan ifade ettiğim gibi gece gündüz demeden karkış demeden bu eğitimlere katılan arkadaşlarımızın eğitimlerini yok sayamazsınız. Hele hele meslek örgütümüzün bir lira para almadan yaptığı bu eğitimleri yaklaşık 4-5 bin lira bir bedel karşılığında yapmaya kalkarsanız bunun hesabını sorarlar sevgili arkadaşlarım. Sormayacak mıyız? Diyorlar ki, diyorlar ki sevgili arkadaşlarım, bu yapacağımız sistemle denetçi uluslararası arenada söz sahibi olacak. Şu salona soruyorum. Yabancı dil bilen kaç arkadaşım var? Lütfen işaret buyursunlar. Kaç kişi var bu salonda arkadaşlarım? Bir, iki, üç, beş. Bin kişi salonda on kişi, yirmi kişi. Sevgili arkadaşlarım böyle bir yutturmacı olur mu ya? Meslektaşın yüzde doksanı yabancı diye bilmiyor. Ben sana bu lisansı vereceğim diyor. Ve uluslararası arenada sen söz sahibi olacaksın diyor arkadaşlar. Bu oyuna gelecek mi sevgili arkadaşlarım? Lütfen sayın bürokratın önünde bunu cevabını verin sevgili arkadaşlarım. Sizlerden aldığımız güçle bu işin hakkımız olduğuna inandığımız alın teri olduğuna inandığımız geleceğimiz olduğumuz bu süreçle ilgili deyim yerindeyse sevgili arkadaşlarım sonuna kadar mücadele devam edeceğiz. Mücadele var mı sevgili arkadaşlarım? Çok teşekkür ediyorum. Bu sesi mutlaka duyacaklardır. Hiç endişe duymayınız. Şimdi saygıdeğer arkadaşlarım, gündemle ilgili bir iş sağlığı, iş güvenliği konusu var. Hepiniz ilgiyle izliyorsunuz. Bence iş dünyası bunun farkında değil. Özellikle 50 işçinin altında olanların bildiğiniz gibi uygulama ile ilgili tehlike ederiz yüksek ve altında olanlarla ilgili iki tane takvim koydular. İşte 1.7 2013, 1.7 2014. Peki saygıdeğer meslektaşlarım soruyorum size. Bu tarihler bittikten sonra bir kişilik bir muhasebe bürosu düşünün. Öyle mi arkadaşlar? Veya iki tane çalışan olan bir muhasebe bürosu düşünün. Risk analiz raporu düzenleyecek, acil eylem planı hazırlayacak, eğitim yapacak ölçüm ve muayene işlemlerini tamamlayacak, temsilci atayacak, kurul oluşturacak, iş yeri hekimi ve uzmanı çalıştıracak veya destek alacak. Arkadaşlar böyle bir komite olabilir mi ya? Sayın Başkanım lütfen bu işe müdahale edin. 50 işçiden yukarıda olanları bir itirazımız yok. Ama 50 işin altında olanları bu ülke bunu kaldıramaz. Şu ana kadar dediler ki devlet olarak biz her türlü destek verecek. Benim bildiğim şu ana kadar verileme destek var mı sevgili arkadaşlarım? Yok. Lütfen bir kargışı ortadan kaldıralım. Daha iş dünyasının farkında değil. Türkiye bunun altından kalkma şansı yok ama uzun vadede iş sağlığı ve güvenliği konusunun çağdaş bir uygulama olduğunu da desteklediğimizi belirtmek istiyorum. Ancak bazı düzenlemeler yapılmak kaydıyla Şimdi sevgili arkadaşlar aslında buraya gelirken sosyal güvenlikle ilgili yaşadığımız sorunları tek tek burada sıralamak istiyordum. Ancak bir şey ifade ettim biraz önce. Bize kapısını açan hangi bürokrat olursa yüreğimizi ortaya koyacağımız ifade ettim. Burada olduğu için söylemiyorum. Sayın Fatih Hacer bunlardan bir tanesi. Tanıdığımız günden bu yana İl müdürüm de buradalar. Tanıdığımız günden bu yana gerek TÜRMOB'a gerek odalarımıza kapısını açmış. Sorunlarımızı aktardığımız zaman sorunlara şunlar yapılabilir, şunlar yapılacaktır diye görüşlerinizi her zaman ortaya koymuştur. Bu anlamda üç tane rapor hazırladık. Ben detayına girmeyeceğim. Bu üç takımın bir tanesini sayın TÜRMOB Genel Başkanı'na takdim ettim. Bir diğerini kurum başkanı Sayın Fatih Acar'a aktaracağım. Sizin huzurunuzda ileteceğim. Şuna inanmaktayız. SGK uygulan ilk günden çıktığı andan itibaren kurumun tüm başındaki bakandan tutun, bürokratına varıncaya kadar il düzenlik yetkiler anlamında bizi her zaman kapılarını açmışlar, sorunları çözmüştür. Ben huzurunuzda değerli başkanıma teşekkür etmek istiyorum ve onu yürekten bir alkış sunalım sevgili arkadaşlarım. Evet. E, bugün sözlerimi burada son veriyorum. Buraya katılan değerli kurum başkanımıza, değerli bürokratlara, değerli genel başkanımıza ve değerli tüm obiniçilerine özellikle değerli oda başkanlarına ve siz değerli meslektaşlarımıza burada birlikte olduğumuz için bir kez daha teşekkür ediyor. Sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere TÜRMOB Genel Başkanımız Sayın Nail Sanlı'yı davet etmek istiyorum. Buyurun başkanım. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Sayın Başkanı, Sayın Bürokratları, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun değerli temsilcileri, çevre illerden gelen değerli oda başkanlarımız, değerli kurul ve çalışma arkadaşlarım, İstanbul Odası'nın değerli başkanı ve yöneticileri, İstanbul Odası'nın değerli üyeleri, değerli meslektaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi şahsım ve TÜRMOP kurulları adına saygıyla selamlıyorum. Yine güzel, güzel bir organizasyonda birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu da belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bugün önemli bir gündemimiz var sosyal güvenlik konusuyla ilgili. Onu hep beraber değerli katılımcılar, değerli konuşmacılarımızla birlikte yaşayacağız. Ancak sosyal güvenlik konusuyla ilgili ben birkaç şey söylemek istiyorum izninizle. Bildiğiniz gibi yıllar öncesi sosyal güvenlik konusu Türkiye'de ülkenin kara deliklerinden ve önemli çözülmesi gereken sorunlarından bir tanesiydi. Ve hatta eski arkadaşlarım hatırlayacaklar. Sosyal güvenlik kuruluşlarının yani eskiden Bağkur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun tek çatı altında toplanmasını ilk defa 1994 yılında o zaman ben de oda sekreteriydim Sayın Yahya Arkan'ın başkanlığındaki yönetimde. Bu üç kuruluşun tek çatı altında toplanmasıyla ilgili bir rapor sunmuştuk. O zaman en yakın arkadaşlarımız bile ya bu çok ütopiktir, bu gerçekleşmez. Bunu dile getirmeyin. Burası Türkiye, bunlar olacak şeyler değil demişlerdi. Ama yıllardan sonra 2006 yılında öncelikle 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun teşkilatlanma kanununda bu üç sosyal güvenlik kuruluşu tek çatı altında toplantı daha sonra da özlediğimiz, beklediğimiz ve dünyayla örtüşebileceğimiz 5510 sayısı sayılı sosyal güvenlik reformu gerçekleştirildi. Bütün sorunlar çözüldü mü? Sosyal güvenlik sıfır soruna mı geldi? Tabii ki hayır ama güzellikler ve atılan adımlar mutlaka takdir edilmeli ve güzellikler de nasıl eleştirilerimizi esirgemiyorsak övgülerimizi ve takdirlerimizi de bu konularda esirgemememiz gerektiği kanaatindeyim. 5510 sayılı yasa gerçekten reform niteliğinde bir yasa. Ama Türkiye'de biliyorsunuz ne kadar iyi bir yasa yaparsanız yapın uygulamadaki örnekleri İyi olmazsa iyi bir yasa bile kötüye dönüşebilir. Veyahut da tam çözüm getirmeyen bir yasa, tam dünyayla örtüşmeyen bir yasa bile uygulamada iyi uygulanırsa iyi bir yasa olarak karşımıza çıkabilir. 5510 sayılı yasanın bugün Türkiye'de rantabıl bir duruma gelmesi, cevap vermesi, netice vermesi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun değerli Sayın Başkanı, Özellikle çözüm odaklı yönetim anlayışını benimsemesi ve sosyal güvenlik konusuna taraf olan kesimlerin tamamını dinliyor, anlıyor ve önerilerini değerlendiriyor olması, Sosyal Güvenlik Kurumu'nu bugün son yıllarda çıtası yükselen ve Türkiye'de önemli kuruluşlardan, başarılı kuruluşlardan birisinin haline getirmiştir. Ben Sosyal Güvenlik Kurumu'nun başta değerli başkanı Sayın Fatih Acar olmak üzere bütün teşkilatını, kurumsal yönetim anlayışını benimsemiş olmalarından ve çözüm odaklı çalışma anlayışlarından ötürü kendilerini kutluyorum. Bu noktada bizlerle yapmış oldukları ve göstermiş oldukları çalışma anlayışını da teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın daha sıkı bir şekilde, daha verimli bir şekilde başta ülkemiz sorunlarına çözüm getirecek, ülkemiz ekonomisini geliştirecek bir şekilde devam etmesi noktasında da bunun gelişerek devam etmesini temenni ediyoruz ve bunun devam edeceğini de umut ediyoruz. Bu noktada tekrar sizlerin huzurunda Kurum Başkanına ve teşkilata teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bu toplantıları Kurum Başkanı'yla ve özellikle sigorta birimleri genel müdürü aramızda Sayın Cüneyt Olgaç'tan birlikte planlarken işin açıkçası işveren uygulamaları ve sosyal güvenlik teşvikleri konusu çok gündemdeydi. Onlarla birlikte biz bunları planlamıştık ama bugün günümüzde iş güvenliği, iş sağlığı çok daha öne çıkan bir konu oldu sosyal güvenlik konusunda. Onun için biz bu toplantıları özellikle 7 bölgede planladık. Birincisini geçen ay geçen hafta 30 Ocak'ta Ankara'da gerçekleştirdik. İkincisini Bugün 6 Şubat'ta İstanbul'da bugün gerçekleştiriyoruz. Üçüncüsünü haftaya 13 Şubat'ta Samsun'da gerçekleştireceğiz. 18 Şubat'ta İzmir'de, 20 Şubat'ta Gaziantep'te, 6 Mart'ta Antalya'da ve 13 Mart'ta da Erzurum olmak üzere Türkiye'nin 7 bölgesinde, 7 ilimizde bu bölge toplantılarını gerçekleştireceğiz. Tabii ki yedi bölge toplantısıyla bu sorun çözülmeyecek ve sorunlar ortadan kalkmayacak. Ama biz yedi bölge toplantısıyla bu konuya bir farkındalık yaratmak istedik ve bu toplantıların sonunda Sosyal Güvenlik Kurumumuzun oluşturacağı bir ekiple birlikte tüm illerimizde yavaş yavaş yapılmaya başlandı zaten. Tüm illerimizde sosyal güvenlik konulu bu konferanslarımıza, eğitim çalışmalarımıza da yıl boyunca devam etme arzusundayız. Onları da önümüzdeki süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu ile birlikte gerçekleştireceğimizi ve planlayacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, özellikle sosyal güvenlik konusunda bildiğiniz gibi işveren uygulamalarını içeren ve hep sizlerin muhatap olduğu konularla ilgili altı tane tebliğ ve iki tane genelgeyi yaklaşık belki biraz sonra konuşmacılarımız da buna değineceklerdir. 450-500 sayfalık bir mevzuat şöyle bir kitap şekline dönüştürüldü ve hemen hemen bir tek tebliğe dönüştürüldü. Bunu çok önemsiyoruz ve gördüğünüz gibi bu kitabı Sosyal Güvenlik Kurumu ve TÜRMOP olarak da birlikte bastık. Ve bugün buraya katılan bütün arkadaşlarımıza dağıttık. Keza sosyal güvenlik konusundaki teşviklerle ilgili çalışmada burada. Bu işveren uygulamalarıyla ilgili kısmını önemsiyoruz. Çünkü 65. Başkanlar Kurulu toplantımızda kurum başkanı Sayın Fatih Acar'ı misafir etmiştik biz ve kendilerine 53 ana başlıklı bir sosyal güvenlik sorunlarımızı içeren odalarımızdan gelen ve sizlerden gelen talepler doğrultusunda bir rapor, bir istekler çözüm bekleyen sorunlarımızı iletmiştik. Sayın Acar çok kısa bir süre içerisinde onların bir kısmının çözüldüğünü, bir kısmının yasal düzenleme beklediğini, ve bir kısmının da çözülmek üzere iş programına alındığını bizlere bildirdi. Bu çalışma için de kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve özellikle işveren uygulamaları konulu bu mevza dönüşüklüğünde de bizim o raporda sözünü ettiğimiz bir takım bazı önerilerimizin de yer aldığından son derece hoşnut olduğumuzu, memnuniyet duyduğumuzu da belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, konuşmamı fazla uzatmak istemiyorum, uzun tutmak istemiyorum ama beklediğiniz ve açıklanmasını istediğiniz bir takım bazı konular vardır biliyorum çok güncel. Geçtiğimiz sezon hepimiz için çok yoğun, yorucu, biraz bir o kadar da üzücü bir sezon oldu. Ama biz meslek mücadelemizde hiçbir şeyi kolay elde etmedik. Hiçbir şey bize tepside sunulmadı. Hep mücadeleler sonunda bir şeyleri elde ettik. Bir de bir gerçeğimiz vardır. Mesleğimiz bütün dünyada sorun üreten bir meslektir. Yani 1990'da odalarımız ve birliğimiz kurulduğunda karşılaştığımız ve çözmeye çalıştığımız sorunlar ile bugün çöz çözüme kavuşturmaya çalıştığımız sorunlar arasında çok büyük farklılıklar olduğunu, arada ne kadar değişiklikler olduğunu görüyoruz. Ama hiçbir zaman sorun bitmeyecek. Yarınlarda, 10 sene sonra da, 20 sene sonra da işin başında olan yöneticiler mutlaka o günkü günlük sorunları çözmeye devam edeceklerdir. Sorun bitmeyecek. Çünkü bütün dünyada mesleğimiz en çok sorun üreten mesleklerden bir tanesidir. Sebebi yasal düzenlemelerden çok yakından ilgilidir. Ve yasal düzenlemelerin uygulamada yarattığı sıkıntılar hep gelip işte sizlerin masanıza, büronuza toplanmaktadır. Orada bir tortu olarak önümüzde çıkmakta. Onun için biz kamudan talep ettiğimiz yardımlar, talep ettiğimiz çözümünü istediğimiz konular hep kamu adına, kamu yararına çok önemli konulardır. Aslında bize bizi can kulağıyla dinleseler Türkiye'de bu anlamdaki özellikle mali, sosyal güvenlik ve finans konularında çok büyük yararlar getireceğimiz, çalışmalara imza atabileceğimiz konularda olacaktır. Yeter ki demin Sayın Oda Başkanımızın dile getirdiği gibi bu konuda bize kapılar açılsın. Şimdi Türk Ticaret Kanunu başlayan bir serüvenimiz var. Oraya girmeyeceğim. Ticaret kanunu akıbeti belli nereye geldiği. Ama bir kez daha buradan vurgulayayım. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kesinlikle reform niteliğinde dünyayla örtüşebileceğimiz haksız rekabetin ortadan kalkacağı, halka açık şirketlerimizin çoğalacağı, rekabet şansımızın artacağı diye umut beslediğimiz çok önemli bir yasaydı. Ancak 6102'yi değiştiren 6335 sayılı yasa Maalesef Türk Ticaret Kanunu merkezinden oynatmıştır. Ana felsefesinden uzaklaştırmıştır. Bir tek örneğini vermek istiyorum. 800 bin firmanın denetimini öngören 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hazırlık felsefesi buydu. Bugün 1500-2000 firmanın denetimiyle baş başa kaldığımız bir tabloyu koydu önümüze. Bu da 6335'in yapmış olduğu değişikliklerden sonra önümüze konulan tablodur. Peki 1500-2000 firma için mi 10 yıllık hazırlık ve yasalaşma süreci süren reform niteliğindeki bir yasa için uğraştı bütün ülke. 1500-2000 firma için mi? Eskiden bütün anonim şirketlerde bir murakıplık sistemi vardı. Murakıplık sistemi ni kaldırdı bu yasa? Murakıplık sistemi rehabilite edilseydi, gözden geçirilseydi ve yeniden dizayn edilseydi bugünkü bağımsız denetim mantığından ve uygulamalarından çok daha yararlı olacaktı. Çünkü Türkiye'de 90 bin anonim şirket var ve 90 bin anonim şirketin birer murakabı vardı. Murakıplık sistemi gözden geçirilip ona bir çeki düzen verilseydi belki çok daha yararlı şeyler yapılmış olacaktı. İşte sizimizi duyaramadığımız, derdimizi anlatamadığımız konular bunlar. Gelelim 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu bağımsız denetim boyutundaki uygulamalarına. Kamu Gözetim Kurumu 660 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kurulduğu günden beri kamu gözetim kurumu muhasebe denetim standartları kuruluna sahip çıktığımızı, bir dünya uygulaması olduğunu, özellikle Enron vakası gibi muhasebe skandallarından sonra başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri ve gelişmiş tüm ülkelerde kamu gözetim sistemlerinin kurulduğunu vurguladık. Tabii ki Türkiye'de bunun gerisinde kalmayacaktı. Türkiye'de bir, Türkiye'de de bir kamu gözetim kurumu kurulmalıydı ve sürpriz değil. Hatta evveliyatı 2008 yılında o zamanlar için Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu vardı. Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu ile kamu gözetim kurumlarının ayrı ayrı yasaları gündeme geldi. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki yasa cem edilerek tek bir yasa olarak sevk edildi. Ama yasalaşma süreci yetmedi, kadük oldu ve sonunda 660 sayılı kanun hükmünde kararname ile 2 Kasım 2011 tarihinde önümüze kamu gözetimi muhasebe denetim standartları kurulu olarak çıktı. Hatta bunu benden dinleyen arkadaşlarımız vardır ama tekrarlamak istiyorum. Kamu Gözetim Kurumu'nun kurulmasıyla 660'dan birlikte dikkat çeken bir açıklama yaptık. Dedik ki banka denetleme düzenleme kurumu, sermaye piyasası kurumu, enerji piyasası düzenleme kurumu, hazine gibi kendi alanlarında düzenleme yetkisi olan kuruluşların yetkisini tek bir yerde toplayan güçlü bir otorite doğdu dedik çok başlılıktan tek başlılığa geçti dedik. 660 sayılı kanun hükmünde kararname iki tane kurumu öne çıkarmıştır dedik. Bunlardan bir tanesi 660'ın kendisiyle kurulan kamu gözetimi muhasebe denetim standartlarının kendisi, diğeri ise bağımsız denetimi hayata geçirecek olan bağımsız denetçilerin birliği olan TÜRMOB'tur dedik. Bu iki kurum birbirine alternatif değil, birbirini tamamlayan ve işbirliği içerisinde bulunması gereken iki kurumdur dedik ve bunu 64. Başkanlar Kurulu toplantımıza daha birinci ayında Kamu Gözetimi Muhasebe Denetim Standartları Kurumu'nun Sayın Başkanı Seyit Ahmet Başı misafir ederek orada söyledik. Kürsülerden söyledik. Bağrımıza bastık. Ve dedik ki o günkü toplantımızda altı tane kendi branşında çok otorite profesör hocamız eğitimlerimizi kurum başkanına sunumunu yaptı. Dedik ki işte eğitimlerimiz bunlar. 660'dan önce biz Türk ticaret kanunu çok önemsediğimiz için bir sene öncesinden başladık bu çalışmalara. Eğitim modelimiz bu. Müfredatımız bu. Yaptıklarımız bu. Bu eğitimlerimizin yapacağınız düzenlemelerde değerlendirilmesini ve kabul edilmesini istiyoruz dedik. Ve bunu bağımsız denetim yönetmenliği taslağa çıktı. Temmuz 2012 ayında 30 Temmuz tarihinde yazılı bir TÜRMOP raporuyla kamu gözetim kurumuna bildirdik. Süreç geldi Kasım ayına kadar. Baktık ki taleplerimizden ilgili hiçbir adım atılmıyor. Kurumsal hiçbir yaklaşım gösterilmiyor. İkinci bir yazımızı yazdık kamu gözetim kurumuna onu hatırlatan. Yine bir şey olmadı. 68. Başkanlar Kurulu toplantımızı topladık. Başkanlar Kurulumuzdan konuyu değerlendirdik. Biz bütün yolumuzu başkanlarımızdan ve odalarımızdan alıyoruz. Dedik ki durum böyle. Başkanlar Kurulu'ndan bir sonuç bildirgesi çıktı yazılı. Sonuç bildirgesini hiç değiştirmeden bir üst yazı yaptık. Bunu da kamu gözetim kurumuna bildirdik. Türkiye'nin muhasebe camiasının, bağımsız denetim camiasının talepleri budur dedik. Sonuç bildirgesini yazıya bağladık, gönderdik. Ondan da sonuç alınamayınca tabii ki devletin en başındaki en yetkili kişiye müracaat edeceksiniz. Sayın Başbakanımıza Çözüm düzeltmek henüz geç değildir başlıklı. Türkiye'nin beş ulusal gazetesinde açık bir mektup ilanı verdik. Ve halen Sayın Başbakanımızın her konuya duyduğu duyarlılık gibi bu konuya da duyarlılığını gösterip bizim bu ilanlarımızdan ötürü ne söylemek istediğimizi, ne yapmak istediğimizi ve taleplerimizi mutlaka dinleyecektir duygusundan hiç uzaklaşmak istemiyoruz. Kesinlikle bu gerçekleşecektir diye düşünüyoruz. Bunlarla ilgili de biz yine değerlendirmelerimizde konuyu biraz siyasete taşıyalım, biraz devlete taşıyalım diye talepler oldu. Takip ediyorsunuzdur. Bu konuda çok reklam yapan bir konumda değiliz ama bilgilerinizde olsun diye. İki hafta önce Cumhurbaşkanımızdan görüştük. Arkasından konuyla ilgili kendi branşı olduğu için Başkan Yardımcısı Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'la görüştük. Geçen hafta da Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan'la görüştük. Konuyu nezaket çerçevesi içerisinde bir diplomatik temas süreci içerisinde sıkıntılarımızı aktarmaya çalıştık. Tabii ki Maliye Bakanımız ve Başbakanımızdan da görüşme programımızın içerisinde yer alıyor. Süreci böyle takip ediyoruz ve ilerliyoruz. Neydi? kamu gözetim kurumundan özetlen taleplerimiz. Bir, geçici maddeler çerçevesinde TÜRMOB'un yapmış olduğu eğitimlerin değerlendirilmesi ve kabul edilmesi. Eğer yayınlanan müfredata uymayan kısmı varsa bunu tamamlayabileceğimizi, gözden geçirebileceğimizi ve tüm Türkiye'de eğitimlerimizi tekrarlayabileceğimizi de vurguladık. Eksik bir tarafı varsa. Bu kadar açık net. İki, özellikle Dünya örneklerini göz önümüzde tuttuk. Sicil, tescil, eğitim, staj, sınav, disiplin konularında TÜRMOP'la bir işbirliği yaparak bu düzenlemelerin yapılması. Çünkü lisanslayacağınız üye TÜRMOP'un üyesi. Eğer bir disiplin işlemi yapacaksanız siz sadece bağımsız denetim faaliyetinden ötürü bir disiplin işlemi yapacaksınız. Oysa üyenin yıllardan beri süre gelen ana dosyası TÜRMOP'ta. Eğitim dosyası orada, staj dosyası orada, sınav dosyası orada. Bütün bunlara yok sayarak bir düzenleme yapamazsınız. İşte şimdi yaptıkları duyurular ve düzenlemeler için ben hiçbir yorum yapmayacağım. Hepiniz her gün takip ediyorsunuz. Geldik eğitim boyutuna. İlk defa birkaç önce Sakarya Üniversitesi'nin bir açıklaması. Henüz kamu gözetim kurulunun bir açıklaması bile yokken. Şunu söyledik. Dedik ki neden Sakarya Üniversitesi sorusunu biz sormayacağız. Türkiye'de 150 tane üniversite vardır. 150 üniversite sorsun. Neden Sakarya Üniversitesi? Ama biz şunu soruyoruz. TÜRMOB'un çok ciddi bir projeyle ele almış olduğu eğitimleri neden kabul edilmiyor? Neden kabul görmüyor? Neden değerlendirilmiyor? Biz bunu soruyoruz dedik. Konu da yanlış yansıtıldı. Sanki biz Sakarya Üniversitesi kavga ediyormuşuz gibi. Hayır değerli arkadaşlar. Sakarya Üniversitesi ile değil, hiçbir üniversite bir sorunumuz yok. Kaldı ki 23 yıldır bir eğitim kurumu gibi çalışan TÜRMOP, bunun her eğitim çalışmasının altından mutlaka bir iki tane üniversite çıkar. En son bu çok ciddi ele almış olduğumuz üç boyutlu eğitimlerimizde bile altı tane üniversitenin hocaları vardır. İstanbul'daki üniversite, Ankara'daki üniversite, İzmir'deki iki tane üniversitenin hocaları vardır. Yani altı üniversiteyle orada bile çalışılmış durumdadır. Hiçbir üniversiteyle sorunumuz yok. Bizi hiç kimse ne kamuyla, ne kamu gözetim kurumuyla ne de devletle kavgalı olduğumuzu göstermeye gayret etmesin. Bizim sorunumuz mesleki sorundur. Mesleki sorunlarımıza diplomatik temaslarla çözüm arıyoruz. Hiçbir kavgamız yoktur. Son derece diyalog sürecini zorlamaya çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Halen de kavga etmiş bir boyutta değiliz. Ama durum böyle giderse istediğimiz kadar biz engelleyelim. 90 bin kişiyi kimse hiçbir zaman durduramayacak. Mutlaka tepkisini, öfkesini ve direncini gösterecektir tabii ki. Ama biz diyalog yoluyla bu işin çözülmesinden yanayız. Değerli arkadaşlar sözlerime son vermeden önce bütün bunları yaparken tabii ki kamu çok duyarlı olması lazım. Yanında 23 yıldır eğitim kurumu gibi çalışmış, staj ve sınav sistemini büyük bir başarıyla gerçekleştirmiş, kurulduğunda 20 bin civarında üyesi olan, bugün 90 bin üyesi, 17 bin meslek mensubu adayı stajyeri olan ve Türkiye'de 84 odada örgütlenen TURMOB gibi gücünü anayasal 35. maddesinden alan dev bir kuruluş vardır kamunun hiçbir yetkilisi bu kadar güçlü bir meslek örgütünü, bir meslek kuruluşunu göz ardı edemez, etmemelidir. Çünkü Türkiye'nin geleceğiyle ilgilidir alınacak kararlar, yapılacak işlemler. Onun için bu kadar deneyimli bir kurumun hem deneyimlerinden istifade edilmeli, hem yapısından istifade edilmelidir. Ben bir kez sayın başkanımızın huzurunda, sizlerin huzurunda basında var, canlı yayında olduğunu biliyorum. Bir kez daha Taleplerimiz bu kadar yalın ve basittir diyorum. Halen bize uzatılacak bir el için elimizi iki defa, üç defa uzatacağımıza, uzatacağımızı, hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum ve derdimiz kavga değil, derdimiz sorunlarımızın çözümüdür diyoruz ve bu noktada da Kamu Gözetim Kurumu'yla birbirini tamamlayan iki kurum olabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti de göstereceğimizi buradan tekrar beyan etmek istiyorum ve özlemimiz beklediğimiz de odur. Değerli arkadaşlar, o da başkanımız söyledi, bildiğiniz gibi defter tasdikleri sırasında Aralık ayında bir sorunumuz vardı. Bu sorunu noterler birliği aracılığıyla birlikte iki birliğin ortak sorunu olarak bakanlığa taşımıştık ve sorunu çözmüştük. Onu konuşmuştuk ve o zamanda kürsülerden dedik ki 31 Mart'ta kadar yapılacak olan kapanış tasdikleriyle ilgili de taleplerimizi ve girişimlerimizde bulunduk. O da mutlaka bir yasal düzenleme gerektiriyor ama... Onun da en azından bu sene bir idari uygulamayla geçilebileceği bir şekli zorlamaya çalışıyoruz. Çünkü Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi değişmesi gerekiyor orada. Bu konuda bakanlıkta bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Hatta Sayın Bakan'a sunulma aşamasında olduğunu da söyleyebilirim. Bir çalışma vardır. Bu talebimizi kabul ettirdik. Bir ihtiyaç olduğunu söyledik, gösterdik ve bunun gerekçesiyle ilgili kapanış tasdiklerinde onlar demişlerdi ki gerekçe olarak şirketlerde birçok defterin ikincisi vardır. Her ortağın cebinde bir defter vardır. Bazı kayıp defterler vardır. Geriye doğru alınmış kararlar vardır. Biz de onlara şey açıklaması yaptık. Dedik ki bu sözünü ettiğiniz defterler şirketin yönetimiyle ilgili olan defterlerdir. Yani karar defteridir, ortak pay defteridir. Bunlarla ilgili herhangi bir sürü uzatımı talebimiz yoktur sözünü ettiğimiz, talepte bulunduğumuz defterler ticari defterlerdir. Ticari defterler bu şekilde 31 Mart'a kadar yetişemez. Hele Türkiye'nin bir gerçeği vardır. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bunu dile getirdik. Beyannamesi verilmemiş hiçbir defterin tasdiki kapanışı yapılamaz. Siz 31 Mart'ta kapanış istiyorsunuz. Nisan sonra da beyanname vereceğiz. Bu birbirine uyum sağlayan şeyler değildir. Bu noktada da bir çalışma olduğunu buradan söyleyebilirim. Bunun gerçekleşmesi için inşallah Aralık ayında başardığımız diğer konu gibi bunu da başarabiliriz. Ama son söyleyeceğim şu, kamudan, bürokrasiden tabii ki çözüm bekleyeceğiz. Beklemek bizim hakkımız. Çünkü düzenlemeler ve uygulamalar orada. Ama biraz dönüp kendimize bakacağız değerli arkadaşlar. Biraz biz ne yapıyoruz? Birbirimize bakacağız. Bugün burayı yönetenler kadar İşin başında olan yöneticiler kadar, burayı yönetme iddiasında olan kişilerin de bu sorun onların da sorunudur. Mesleğin sorunu bir bütündür. Kapalı kapılar ardında şekil değiştiremez. Bundan hiçbir kimse fayda bekleyemez ve beklememelidir. Bütün çalışmalar ve bütün çözümler Türmeop çatısı altındaki bir yerde birleşmeli ve er birliğiyle bu konuda mücadele edilmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle toplantımıza katılan... Sosyal Güvenlik Kurumu'nun değerli başkanı Sayın Fatih Acar'a başta olmak üzere ekibine teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi en büyük teşekkür sizlerin katılımını sağladığınız için saygılar sunuyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Sosyal Güvenlik Kurum Başkanımız Sayın Fatih Acar'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. TMMOB'un çok değerli başkanı, genel başkanı, İstanbul ve yakın illerimizden gelen çok değerli oda başkanlarımız, çok değerli meslek mensupları. Sizlerle bu seçkin toplulukla tekrar bir arada olmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu özellikle ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii biraz önce gerek İstanbul Oda Başkanımız, gerek TÜRMOP Genel Başkanımız bazı sıkıntılardan bahsettiler. Tabii ki devlet yönetiminde devlet yöneticilerine düşen görev sıkıntılar varsa bunları tabii ki dinlemek, çözülebileceklerini çözmek ve adım atılması gereken konularda adım atılmasını sağlamaktır. Tabii burada ifade edilen sorunların bir kısmı önemli bir kısmı kurumumuzla ilgili olmadığı için benim o konularla ilgili bir yorum yapmam doğru olmaz ama şunu ifade edebilirim. Sorunlar her dönem var olmuştur. Bu sorunları da yapıcı diyalog içerisinde birbirimizi anlayarak çözülebileceğine inanıyorum. Bu sürecin bu şekilde devam ettirilerek işte biraz önce TÜRMOP Genel Başkanımız ifade ettiler. Bu çerçevede bu sorunların da ortadan kaldırılabileceğine inanıyorum. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili de İstanbul Oda Başkanımız bazı sorunlardan bahsetti. O konu tabi Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bizim konumuz olmadığı için ama Sayın Bakanımızdan bir randevu alalım. TÜRMOP ve yöneticilerini bu randevuyla birleştirerek iş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorunların çözüm noktasında elimizden gelen bir gayret çaba varsa bunu yerine getirmeye çalışalım. Ben gerçekten sizlerin aranızda olduğum zaman bunu değişik toplantılarda da ifade ediyorum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Çünkü ben de uzun süre maliyede çalıştım. Benim de bir yeminli mali müşavirlik belgem var şu anda fiilen kullanmıyorum ama ben de sizlerden bir arkadaşınızım. Dolayısıyla sizlerin sorunlarını kendi sorunlarım olarak gören bir yaklaşım içerisinde oldum bugüne kadar. Bugünden sonra da aynı yaklaşımımı sürdüreceğimden hiçbir endişenizin olmamasını özellikle istirham ediyorum. Tabii ki Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye'nin en önemli, en büyük kurumu. Türkiye merkezi yönetim bütçesinin yüzde 44.5'ini yönetme sorumluluğuna sahibiz ve 75 milyona hizmet veren başka bir kurum yok Türkiye'de. Bu büyük sorumluluk bazen bizi ve çalışma arkadaşlarımızı gece uykularımızı kaçırmamıza neden oluyor. Bu kadar ağır bir sorumluluğun gereği olarak işimizi çok daha iyi yapabilmek için gece gündüz var gücümüzle tüm arkadaşlarımızla çalışmaya, sorunlar varsa bunları çözmeye gayret ediyoruz. Gerçekten özellikle 2008 tarihi reformundan sonra Türkiye'de sosyal güvenlik alanında çok önemli işler yapıldı. Bugün geldiğimiz nokta belki 10 yıllardır hayal ettiğimiz noktadayız. Ama çalışmalarımız bitirildi mi diye sorarsanız bitirilmedi. Bu süreç devam edecek. Ama bugün 75 milyona hizmet eden bu kurumda, bütün kesimlerin önemli oranda memnuniyetini sağlama anlamında yaptırdığımız araştırmada yüzde 76 memnuniyet oranı çıktı. 75 milyona hizmet veren bir kurum açısından bakıldığı zaman bu önemli bir sonuçtur diye düşünüyorum. Ama hedefimiz nedir? Hedefimiz yüzde 100 hem hizmet verdiğimiz kesimlerin, bütün kesimlerin arada olan kesimlerin, bize hizmet verilmesine aracılık eden kesimlerin, herkesin yüzde yüz memnun olduğu bir başarıyı yakalamaktır. Bunun için de arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada tabii ki yüzlerce önemli proje hayata geçti. Burada vaktimizin darlığı nedeniyle tek tek giremeyeceğim ama sosyal devlet olmanın gereği olarak çok önemli sonuçlar alındı. Bugün bazı toplantılarda ifade ettim. Yani 10 milyon 400 bin emeklimiz istemeleri durumunda bugün maaşlarını evlerinde ödeyebiliyoruz. Bu sosyal devlet ilkesi açısından bakıldığı zaman önemlidir diye düşünüyorum. Bürokrasinin ortadan kaldırılması için 2008 döneminden bugüne kadar o kadar yol alındı ki şu anda Türkiye'de e-devlet hizmetleri anlamında sosyal güvenlik kurumu yüzde 61 oranıyla birinci sıradadır. Sizler iyi hatırlarsınız. Çünkü işi yapan sizlersiniz. Daha önce ünitelerimize gelip sıralarda bekleyerek yapmak zorunda olduğunuz birçok işlemi artık e-devlet üzerinden yapabiliyoruz. Daha iyisini tabii ki yapmalıyız. Ama geldiğimiz noktayı küçümsemememiz de gerekiyor. Bu son derece önemlidir diye düşünüyorum. Bakın işte alo 170, 300 tane arkadaşımız 75 milyon insanımız için çalışıyor şu anda telefonun ucunda. Ne soracak? Hangi sosyal güvenlik sorumluluğu çözeceğim? Bunun için uğraşıyor. E şimdi yeni geçen hafta ilan ettik. 5502 kurumun kuruluş kanunu. 10 ayrı konuyu 5502'yi arayarak öğrenebiliyor insanlarımız. Hizmet durumlarını, adlarına yatan prim tutarlarını, katılım paylarını, efendim İşe giriş tarihinizi veriyorsanız, giriyorsanız ne zaman emekli olabileceğinizi, e bunlar tabii ki bizim hayal ettiğimiz, insanlarımıza hizmet anlamında düşündüğümüz, gerçekleştirmeyi hesapladığımız ve gerçekleştirdiğimiz önemli düzenlemeler. Daha iyisi için hep beraber çalışıyoruz. Meslek mensuplarımız açısından da olaya yaklaşırsak, özellikle 2008 reform sürecinden sonra Dört beş tane konu var. Bunlar yüzlerce konu var ama bunlar önemli olduğu için e, anlatmak istiyorum kısaca. İşe giriş çıkış belgelerinin tekleştirilmesi biliyorsunuz Ağustos 2009'dan itibaren artık işe giriş çıkış belgeleri üç ayrı kuruma değil tek kuruma veriliyor. Bu önemlidir. Burada daha önceki toplantıda da ifade etmiştim daha önceki TÜRMOB genel başkanımız ve İstanbul Oda başkanımızın sayın bakanımızı ziyaretlerinde bu konu gündeme gelmişti ve şu anda çok şükür bunu çözmüş olduk. İş kazası, meslek hastalıkları bildirimi artık 11 aydır dijital ortamda alıyoruz. Yani manuel ortamda almıyoruz. 17 Nisan 2012'den itibaren 50 ve üzeri işçi çalıştıranlar eksik gün bildirimi vermiyordu. Bunu 30 işçi ve üzerine indirdik. Yani bürokrasiyi bir anlamda kaldırdık. Yaklaşık 28 bin iş yeri 1 milyon 40 bin sigortalıya ait bildirim verme zorunluluğunu kaldırmış olduk. Bunu ona indirebilir miyiz diye arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Yani size kolaylık olması bakımından belki önümüzdeki süreçte bunu ona da indirmiş olacağız. Aylık emeklilik başvurularını artık 5 aydır elektronik ortamda alıyoruz. Kağıt ortamında olan inşaat ve ihale konusu işlerde ilişiksizlik belgesi 6 aydır elektronik ortamda alınıyor. Geçici iş göremezlik ödeneği ile ilgili işlemler artık elektronik ortamda. Bu konuyu açmışken şunu da ifade edeyim. Özellikle kamudan iş alanlarla ilgili bazı illerimizde suistimaller olunduğu söylendi bu geçici iş göremezlik ödenekleri ile ilgili Dolayısıyla kamudan iş alanlarla ilgili bu tüm Türkiye'de bir incelememiz söz konusu olacak. Yani bu işi suistimal edenler varsa da bunun gereğini kurum olarak yapacağız. Ve tarihi bir adım daha atıldı. İzlemişsinizdir son yapılan yasal düzenlemede 20 yıldır söylenilen bir şey gerçekleştirilememişti. Biz bunu da gerçekleştirmiş olduk. Bizim açımızdan ve siz değerli meslek mensuplarımız açısından çok önemliydi. Kısa vadeli sigorta prim oranını sabitledik. Bir ile altı buçuk oranında 12 ayrı oranda uygulanıyordu. Ve yüzlerce bürokrasi şimdi bunu Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi tek orana indirdik. Yüzde iki. Bürokrasiyi efendim anlamsız bir takım değerlendirmeleri ihbarları incelemeleri ortadan kaldırmış olduk. Bu önemli ve tarihi bir adımdır. Bu adımın sonrasında ne gelecek? İnşallah en geç 1.1.2014 2014 tarihinden itibaren artık biz tek iş yeri, tek sicil numarası uygulamasına da geçiyoruz. Bu ne demektir? Sizin birden fazla sayıda almak zorunda olduğunuz şifrelerin tek şifre haline dönüşmesi demektir. Bu 20 yıldır arkadaşlar söylenmiş yapılamamış. Ve bununla ilgili de özel mücadele verdim. Yani mecliste bizim yasamız görüşülürken bunun böyle olması gerektiğini izah ederek bu mücadelemizden haklı çıktık ve bu neticeyi almış olduk. Konuşmamı tam, tamamlıyorum. Şimdi biz çalışma tarzımız şudur. Bu toplantıları da süs olsun bir araya gelelim diye yapmıyoruz. Yaptığımız her işin mutlaka gereği neyse onu yapıyoruz. Bakınız bundan 5-6 ay önce TÜRMOP Başkanlar Kurulu toplantısında oda da bahsettiler. Bize bir rapor sunuldu. Bütün odalardan gelen sorunlarımız bizim şunlardır. 53 tane sorun iletildi. Bugün geldiğimiz noktada 34 tanesi neticelendi sorunlarımız. Bize iletmişsiniz. Biz kurumun bütün departmanlarını seferber etmişiz ve 34 tanesini çözmüşüz. 10 tanesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 8 tanesiyle ilgili yasal düzenleme gerekli. Bunları da notlarımızı almışız. Şimdi İstanbul Oda Başkanımız da tekrar diyor biz bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı da size arz edeceğiz. Memnuniyetle Buna da bakarız en kısa süre içerisinde hangi sorunlarımız varsa bunları da en kısa süre içerisinde çözeceğimizden bu hiçbir endişeniz olmasın. Son olarak evet. <laughs> teşekkür ediyorum, sağ olun. Yani bunu gerçekten her toplantımda söylüyorum. Yani biz Sonuçta Sosyal Güvenlik Kurumu TÜRMOP yani biz de ülkenin idare etme sorumluluğu bize verilmiş ama en az bizler kadar TÜRMOP bünyesindeki bütün ıı, arkadaşlarımızın da ülkemize milletimize aynı hassasiyet içerisinde yaklaştıklarını aynı sorumluluk duygusu içerisinde olduklarını biliyoruz ve hep beraber güzel şeyleri yapacağız. Yani 21. yüzyıl artık ortak çalışma kültürünü yerleştirmemiz gereken bir yüzyıldır. Tek başınıza otoriter bir anlayış içerisinde ben talimat veririm, ben genelge çıkarım, siz de uymak zorundasınızdır gibi bir anlayış doğru bir anlayış değildir. Bu anlayışı hep beraber ortadan kaldırmamız gerekiyor. Sorunlarımız varsa elbette ki biz bu sorunların tarafı olan sizlerle görüşeceğiz. Sizlerin görüşlerini alacağız. Sizlerin bu konudaki ne düşündüğünüzü sormak zorundayız ki birlikte güzel işler yapalım. Dolayısıyla bu süreç bundan sonra da böyle devam edecek. Son olarak bizim en önem verdiğimiz bir konuya daha değiniyorum. Sizlerin vakitlerini alıyorum ama bu önemli bir konu. Kayıt dışıyla mücadele. Bu anlamda da gerçekten ben bütün e, buradaki meslek mensubu arkadaşlarıma içten teşekkür ediyorum. Bakın bizim reform sürecinden sonra bugün geldiğimiz noktada 1 milyon 485 bin kişiyi kayıt altına aldık biz. Bu çok önemli bir rakamdır. Ve 15 milyon 041 bin aktif sigortalı sayısı şu anda 18 milyon 500 binleri geçti. Burada bu neticeyi biz nasıl aldık? Sizlerle birlikte aldık. İşte 81 ilde kayıt dışı istihdamla mücadele servisleri kuruldu. Onun üzerinde işçisi çalıştıranların banka ödeme yükümlülükleri getirildi. Alo 170 kayıt dışı çalışma hattı devreye girdi. 60'a yakın kurum kuruluşta protokoller imzalandı. Bunları birlikte yaptık. Şimdi 2013 yılında birlikte yapacağımız çok önemli bir iş daha var. Bu vesileyle sizlerle bir araya gelmişken bu konuyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz kurum olarak kayıt dışı ile mücadele hep şöyle bir strateji benimsedik. Bilgilendirici ve yol gösterici bir yöntem. Cezalandırmayı en sona bırakan, önce bilgilendiren, yol gösteren. Burada da bunu yapmaya çalışıyoruz. Bakın Nisan ayından itibaren bizim teftiş kurulu başkanımız da burada. İncelemelerimiz, teftiş programımız başlayacak. Bakın Nisan ayından önce gelip sizlerle bunları paylaşıyoruz. Bu önemlidir diye düşünüyorum. Nisan ayında yapacağımız çalışmalardan en önemlilerinden bir tanesi de meslek kodu çalışmasıdır. Bunu bütün meslek mensupları arkadaşlarımızın bilmesini özellikle istiyorum. Biliyorsunuz Kasım ayından itibaren biz 5213 tane meslek kodunu girme zorunluluğu getirdik. O konuda da sizlere teşekkür ediyorum. Bugün geldiğimiz noktada ilk bir iki ay sıkıntılarımız oldu ama arkadaşlara sordum tamamına yakın kısmının girildiğini söylediler. Bununla neyi yapmaya çalışıyoruz? Bununla şunu yapmaya çalışıyoruz. Artık eskiden olduğu gibi efendim 100 çalışanım var yok. Yüz çalışanın profilini biz biliyoruz. Genel müdürü biliyoruz, genel müdür yardımcısını biliyoruz, işletme müdürünü biliyoruz, aşçısını biliyoruz, aşçı başını biliyoruz, her şeyi biliyoruz artık. Ve diyoruz ki biz işletmelerimizin bunu bildiğimizi varsayarak asgari ücretten beyan ettikleri ama gerçekte asgari ücretten daha yüksek ücret ödedikleri veya asgari ücretten daha yüksek ücret ödemekle beraber gerçekte ödedikleri ücreti bunun üzerinde olanların gerçek ücretlerini artık beyan etmelerinin kesinlikle zorunlu olduğunu ifade ediyoruz. Bu anlamda da siz değerli meslek mensuplarımızdan lütfen işverenlerimizi uyaralım. Yani bu işin artık şakasının olmadığını, Nisan ayından itibaren teftiş, inceleme, denetim programlarımızda bunun yer aldığını ve çalıştırdıkları kişilere ne ödüyor ise onu beyan etmelerini istedik. Şu anda bu veriler bizde var. Bakın geçen hafta genel müdürümüz getirdi. Doktorlarla ilgili mesela asgari ücretten ücret alan doktorlar e bunları düzelteceğiz beraber hizmet işletmelerimiz hizmet işletmelerimizde baktık hizmet işletmesi lokanta e bir tane iki tane çalıştırdığı işçi sayısı olanlar var 2013'te kesinlikle bunların hepsi düzelecek bu meslek kodu çalışmamızın çok önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum bir çalışmamız daha olacak. İnşallah gelir dersi başkanlığımızda bir protokolümüz olacak. Bu protokolümüzde de önemli maddelerimiz var. Bu maddeler protokol imzalandığı zaman sizlere de inşallah bunun bir örneğini göndermiş olacağız. Özellikle yok, e, yoklama tutanaklarını birleştiriyoruz. Yani 5000 bin tane yoklama memuru gelir dersindeki düzenlediği tutanakla Sosyal Güvenlik Kurumu denetim denetmenlerinin düzenlediği tutanaklar tek tutanak olacak. Bizim denetim gücümüzden onlar yararlanacak, onların denetim gücünden biz yararlanmış olacağız. Buna benzer özellikle KDV iade alacaklarıyla ilgili mahsup ve benzeri konularda da bu ortak protokolde çok önemli hükümler yer alıyor. Bunları da imzaladığımız zaman sizlere göndermiş olacağız. Ben bu toplantının tekrar hayırlı olmasını diliyorum. TÜRMOB'un çok değerli genel başkanı bize böyle yedi bölgede böyle bir toplantı yapalım diye teklifle geldiği zaman biz de memnuniyetle bunu karşıladık. Amacımız bütün meslek mensubu arkadaşlarımızın sorunlarını canlı ortamda bize iletmelerini sağlamak ve çözüm noktasında ne yapacağımızın onlar tarafından bilinmesini sağlamak. Şimdi burada iş sağlığı güvenliği ile ilgili özellikle işveren uygulamaları ile ilgili genel müdür, genel müdür yardımcısı arkadaşlarımız sizlere sunum yapacaklar. İnşallah bu sunumların da hayırlı olmasını, sizlere faydalı sonuçlar getirmesini diliyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Evet Sayın Fatih Acar'a plaketini vermek üzere Sayın Türmop Genel Başkanımız Nail Sanlı ve oda başkanımız Sayın Yahya Erkan'ı davet etmek istiyorum. Buyurun başkanım. Sayın Başkan özür dileyerek bir dakika istirham ediyorum. Ee, bir şey unuttum. İş sağlığıyla ilgili. Geçen hafta Ankara toplantısında e, İş sağlığı, İş güvenliği genel müdürümüz Kasım Bey de katılmıştı. Bu öneriyi kendilerine de yapmıştık. Özellikle bu iş sağlığı konusunda, iş güvenliği konusunda e, yasanın yedinci maddesinde on e, işçi ve altı olan firmalar için devlet desteği olacağı konusunda bir hüküm var. E, bizim size önerimiz bu noktada Piyasada iş güvenliği hizmetleri sunan firmalar var. Bu firmalarla sosyal güvenlik kuruluşu, anlaşmalarını yapıp yudan firmaları, anlaşmalı firmaları bilirsek, biz iş güvenliği, iş sağlığı konusunda firmalarımızı onlara doğru yönlendiririz. Devlet desteğini aldıkları yerleri oradan alsınlar. Arta kısımları, bildiğiniz gibi 2-4-6 yıllık süreçler içerisinde risk raporlarının e, tanzim edilmesi gerekiyor. Onların da herhangi bir dönemine, ilgili beğen bildirgeye aradaki farkın eklenme suretiyle de işverenin katkısı alınsın diye bir önerimiz var. Bu büyük bir sorunu çözer diye kanaatindeyiz. Kasım Bey'in de hoşuna gitmişti ama ben sizin de huzurunuzda tekrar bunu tekrarlamak istedim. Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum tekrar. Evet. Değerli meslektaşlarım, bir 10 dakika ara veriyoruz. 10 dakika aradan sonra seminer programımıza devam edeceğiz. Teşekkür ederim.